Selamlar, merhaba değerli izleyicilerim. Ben Krezbet Türk. Bak ilk defa Krezbet Türk dedim. Normalde merhaba arkadaşlar ben Krezbet derim. Beni izleyenler biliyor. Bir hatırlatma yapayım videonun başında. Sonra her şey çorba oluyor. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini açıp tümü yapın. Bak bunu çoğunuz yapmıyor. Kanaldaki 9000 abone bildirimleri açmadığı için gelip videoyu izleyemiyor. Abone olacaksanız bildirimleri kesinlikle açın. Zaten videonun başını doğaçlama bir şekilde konuşmak istedim. Çünkü videoları biraz uzatmam gerekiyor. YouTube'un politikaları gereği şimdi bana oradan işte crazy bit para kazanmak için videoları 8 dakika yapıyor demeyin. Benim de bir şeyleri değiştirmem gerekiyor artık. FNAF serisinin bunun gibi hikayelerin devamını isterseniz istiyorum deyin. Yani istiyorum diye yorumlara yazın. Doğaçlama kısmı bitti. Şimdi hikayeye geçelim. Puppet nedir? Öncelikle bu sorunun cevabını, cevabını yanıtlayayım. Puppet bir animatronik kukladır. Five Nights at Freddy's serisinin ana düşmanıdır. İlk öncelikle Five Nights at Freddy's 2'nin ana düşmanı olarak görünür. Ancak daha sonraki oyunlar onun kahramanca tarafını gösterir. Yakın zamanda yenilenmiş 1987 Freddy Fazbear Pizza'nın ödül satıcısı olarak hizmet ediyor. Yani en azından eski işi buydu. Ancak orijinal olarak Freddy Fazbear Family Dinner'dan olduğu ima ediliyor. Puppet hakkında birçok teori var. Pizzacı sadece birkaç kısa haftalığına açıldıktan sonra kukla olası arızalar nedeniyle burdaya ayrılan diğer Oyuncak animatroniklerin aksine ilk oyundaki yeni pizzacı da daha sonra göründüğü için ve Freddy Fazbear simülatörde Lefty olarak gözüküyor. Bu da garip ve enteresan detaylardan bir tanesi. Yani kısacası her seride farklı bölümlerde gözüküyor. O yüzden Puppet'ın hangi seride ana karakter olduğunu karıştırabilirsiniz. Bu sebep yüzünden ilk kurbanı Henry Emily'nin kızı Charlotte Emily adında küçük bir kız. Bu olaydan sonra kuklanın ruhu muhtemelen serbest bırakıldı. Puppet'in grafik tasarımı hakkında biraz bilgi vereyim. Tasarımı bir animatronik kukla. Siyah beyaz çizgiler giyiyor ve kukla iplerine bağlı. Kuklanın beyaz bir yüzü, maskeye benzeyen ve bazen küçük beyaz göz bebekleri kazanan İçi boş gözleri var. Yani bu videoda o kadar detaylı anlatıyorum ki bu videodan sonra kendinize puppet kostümü yapabilirsiniz. Yüzü, pembe kırmızı yanakları, gözlerinin altından ağzının üstüne kadar uzanan mor çizgileri ve abartılı bir büzme ile boyanmış kırmızı ruju ile Periyot'a benziyor. Periyot da değişik bir palyaço makyajıdır. Gövdesi yuvarlak dikdörtgen şekilli ince bir beli var. 3 beyaz düğmesi. Her birinde 3 cılız parmak bulunan yuvarlak elleri var. Bilek ve ayak bileklerinde beyaz şeritler var. İnci uzun boynu ile çorap maymununu andırır. Bu bilgileri bu kadar detaylı neden anlatıyorsun? Bu kadar detayları nereden biliyorsun? Gibisinden sorular sormayın. Videonun ismi zaten detaylı anlatım. Benim işim detaylı anlatmak. Bir yandan da ufak soğuk espriler yapmak. Ne kadar kötü bir espri olsa da. Puppet'ın ayakları yoktur ancak bacakları bir noktaya kadar incelir. Ne saç ne de başlık aksesuarları vardır. Yani Puppet'a kel diyebiliriz. Five Nights at Freddy's Help Wanted'da. tasarımı değiştirilmiş. Gövdesi baş aşağı tüm vücudunu kaplayan paslı görünümlü kahverengi bir renge sahip. Puppet'ın o eski siyah görünümünü ve maskesinden göz bebeklerine kadar değiştirmişler. Bu detayı Final at Freddy's Help Wanted videosunda tekrar konuşacağız. Tasarım bölümünü bitirdiğimize göre birazcık da Puppet'ın kişiliklerinden bahsedelim.